Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'nin Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan tesisinde İstiklal'in 100 yılı tanıtım programı düzenlendi. Programda Milli Muharip Uçak, Hürjet, Anka 3, Atak 2 ve F-16 Özgür olmak üzere çeşitli havacılık ürünleri basına tanıtıldı. Programda konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Muharip Uçak için belirlenen adı açıkladı. Bu bağlamda Milli Muharip Uçak'ın adı Kaan oldu. Kaan ile Türkiye, ABD, Rusya, Çin, Japonya ve Hindistan'dan sonra 5. nesil savaş uçağı geliştiren ülkelerden birisi haline geldi. İstikbal'in 100 yılı tanıtım programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu ifadelerde bulundu: "Milli Muharip Uçağımızın ismi artık Kaan'dır. Rabbime bize bu günleri gösterdiği için hamd ediyorum. İsim babası da Devlet Bey'dir. Şimdi bunlar birilerini çok rahatsız edecek. Diğer projelerimize neler dediler biliyorsunuz. Bunlara da maket diyeceklerdir. Her başarımızdan bunlar, suyun öte tarafındakiler rahatsız oluyorlar. Hiç kusura bakmasınlar, biz bunları rahatsız etmeyi sürdüreceğiz. Biz Türk milletiyiz, umut ettikleri hayallerden uyandırmaya Kaan ve Hürjet bile yeter. Kaan çok yakında uçacak. Öyle bir uçak düşünün ki düşmana görünmeden inine girecek. Geldiği gibi sessizce üstüne geri dönecek. Bu uçağı ülkesinin kendi mühendisleri yapacak ve pilotları uçuracak. Kaan kendi radar ve görev bilgisayarıyla donatılacak. Birkaç yıl içinde tüm testlerini tamamlayarak envantere teslim edeceğiz. Dünyada bu tipte 5. nesil savaş uçağı üreten 5 ülkeden biri olacağız. Kızıl Elma, Anka 3 ve Kaan ile otonom kol uçuşu yapabilecekler." Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Genel Müdürü Profesör Doktor Temel Kotil, Habertürk canlı yayınında Güntay Şimşek ve Kübra Par'ın sunduğu Açık ve Net programına katılmıştı. TUSAŞ'ın geliştirdiği ürünleri sunan Temel Kotil, Kaan ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Temel Kotil, Kaan'ın süpersonik hızlarda seyir yapacağını açıkladı. Bu bağlamda Kotil şu ifadeleri kullandı: "5. nesil savaş uçaklarında Super Cruise diyoruz ona. Süpersonik hızda savaşabilmesi gerekiyor. F-16'lar ve 4. nesil Eurofighter veya Rafale Fransız uçakları Super Cruise yapamıyorlar. Savaşacakları zaman subsonik ses altına iniyorlar, yani saatte 8 ila 9 kilometreye iniyorlar, savaşıyorlar, kaçmak istedikleri zaman süpersonik çıkıyorlar. Motorlar 2 kademe oluyor, 1. ve 2. İkinci çalışıyorlar, ikinciyi çalıştırdığın zaman bu sefer süpersonik oluyor ama yakıtı yutuyor çünkü verimli değil, güzel yapılmamış. O da 7-8 dakika uçabiliyor. Bizimki saatlerce uçuyor, süpersonik uçuyor.